Değerli izleyenler, merhabalar. Şimdiden mutlu akşamlar ve mutlu hafta sonları diliyorum. Hoş geldiniz. Yine hızlı bir Bitcoin analizi videosuyla karşınızda olacağız. Tabii ki total ve dominans verilerine de bakacağız. Ayrıca başlıkta görmüş olduğunuz gibi doğru altcoin tespiti nasıl yapılır? Bu konulara da değinmeye çalışacağız. Şimdi genel olarak aylık tabloya baktığımızda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten Burada sıkıntı olması kolay bir mesele değil. Çok da bahsediyoruz. Neden sıkıntı olmadığını da geçmiş videolarımızda detaylıca inceledik. Yani hem para akışı tarafı iyi hem DBSI, Dual Band Strength, ikili band güç endeksinde durumları iyi. Hem hareketli ortalamanın vermiş olduğu alım sinyali bakımından herhangi bir sıkıntı yok. 3 haftalıkta da görünüm iyi. Yani aynı şekilde hem para akışı tarafında hem momentum tarafında hem de hareketli ortalamalar bazında herhangi bir sıkıntı yok. İki haftalık tabloda biraz tabii ki DBSI tarafı e, bizim için biraz yavaşlamış gözüküyor ama para akışı pozitifte momentum olarak herhangi bir uyumsuzluk yok. Haftalık bazda yine aynı şekilde bakın bir uyumsuzluk yok. Para akışı pozitifte. Tabii ki burada DBSI aynı şekilde biraz yavaşlamış ama sorun değil. Herhangi bir sıkıntı yok. 6 günlükte de keza aynı şekilde. Şimdi evvela piyasaların orta uzun ölçeklerde veya daha uzun periyotlarda nasıl hareket edeceğini öngörüp bunun üzerine konuşabilmek için geniş periyotlardan bakmanız lazım arkadaşlar incelemeye. O yüzden ben de her videomuzda ısrarla buralardan bakıyorum ki herhangi bir sıkıntı olduğunda evvelden buralardan öngörmeye çalışabilelim. Şimdi burada 5 günlük tabloya baktığımda Tabii ki burada bir satım sinyali var. Hoş bir durum değil. Bir gün sonra yani yarın gece ile onaylanacak. Nasıl hoş bir durum değil? Tabii ki bu demek değildir ki buradan trend değişecek. Asla böyle bir şey yok. Ama tabii ki bir miktar geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Eğer onaylanırsa yarın gece kapanışında da bunun onaylanıp onaylanmayacağını göreceğiz. Ve bunu da sizlere Twitter adresimizden paylaşırız. Siz de son durumun tabii ki farkında olursunuz. Onun haricinde baktığımda para akışı pozitifte herhangi bir uyumsuzluk da yok Yani burada düşüş gelse de bunlar kısa vadeli geri çekilmelerden ibaret olacak diyor tablo bana. 33 bin dolarlara kadar en fazla bir geri çekilme görebiliriz. Onun haricinde şimdilik başka bir düşüş olabileceğini zannetmiyorum. Tablolara baktığım zaman 4 günlükte herhangi bir alım sinyali yok. En son satım sinyali gelmişti ama tablolar ısrarla yükselmek istiyor ama işte zaten görüyorsunuz momentumsal bazda bir de aşırı satın alınmış alanlara geldiği için artık o kadar kolay değil. Yani buradan pat pat diye devam etmesi çok zor oluyor alım sinyali gelmeden. Alım sinyali geldikten sonra konuşmak daha mümkün olacaktır. Zaten 3 günlük de para akışımız pozitifte. Momentum bazında sadece aşırı satın alınmış bölgedeyiz. Herhangi bir uyumsuzluk vesaire bir durum yok. Hareketli ortalamaların da üzerindeyiz. Gayet güzel. 2 günlük tabloda da bir alım sinyali yok. Para akışı pozitifte. Burada bir alım sinyali gelmesi durumunda bir 40 bin dolar. Genel olarak 2 günlük, 3 günlük periyotları da içine dahil ederek söylüyorum. Bir 40 bin dolar denemesini görmemiz oldukça muhtemel gibi gözüküyor. Ama yine de geriye dönük destek alanlarına da çok dikkat etmemiz lazım. İki günlükte de, de genel ölçeklerde baktığımızda herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyorum. Şimdi günlük tabloda da burada bizim için önemli olan olay fiyat 33.333.500 buraların altında günlük kapatmasın bizim için gerisinin çok fazla bir önemi yok. Sadece buradaki sıkıntı ha bir uyumsuzluk yok belki ama para akışı yani money flow tarafında çok ciddi seviyeye geldik. Hatta bu seviyeyi şöyle işaretleyip bir şey göstermek istiyorum. Eğer çok fazla geriye gidebilirsem yani burası para akışı endeksi tarafında öyle bir seviye ki arkadaşlar. Yani biz buraya en son burada Kasım 2020 işte Kasım Aralık dönemlerinin başında gelmişiz. Bakın o boğa piyasasının başladığı dönemlerde gelmişiz. Para akışı buradan sonra düşmeye başlamış ama ona rağmen piyasa FOMO'nun da etkisiyle para akışı düşmüş olsa da yeni insanların katılımıyla çok ciddi anlamda bir yükseliş yapmıştı biliyorsunuz. O zamanlar 30 bin dolardan 60 bin dolara gelmişti. Bitcoin neredeyse ikiye katlamıştı. Yani burada da para akışı endeksi belki çok ciddi anlamda yükselmiş olabilir. Belki bu yükselişten sonra para akışı endeksi düşse de yükseliş aynı az önce göstermiş olduğum gibi devam edecek olabilir. Ama genel olarak para akışı endeksinin çok fazla yükselmiş olması iyi bir şey değildir arkadaşlar. Yani burada evet bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Fiyatla trendimiz yukarı yönlü, herhangi bir sıkıntımız yok. Ama geriye doğru destek alanlarına dikkat edelim. 36.300, 500 buraların altında 300, 500 çok daha enteresan oldu. 36.300-500 aralığının altında eğer bir günlük kapanış görürsek tabii ki burada ufaktan karımızı realize etmeye dönük hamleler yapacağız. Bunun yanı sıra 4 saatlik tabloya gelecek olursak burada 4 saatlik görüntüde şöyle bir yükselen trendimiz vardı hatırlayacağınız üzere. Çok ilginç bir şey fark ettim. Bunu bakın ben iki tabloda oluşturmuştum arkadaşlar. Bir tanesi Bitstamp görüntüsünde bakın şurada. Biri de Binance tablosunda. Çok ilginçtir. Bitstamp görüntüsünde Haykin mumları bazında kırılmış gözükürken bu Trend Binance tablosunda kırılmamış gözüküyor. O yüzden buradaki görüntüyü bundan sonra baz alarak analiz yapmak istiyorum. Diğer taraftan sadece momentum analizi yapacağım. Burada mevcut görüntü üzerinde hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz videoda 37.700'ün üzerinde gelecek bir 4 saatlik kapanışın bizi doğruca 38.000 700 bölgelerine kadar götüreceğinden bahsetmiştik. Fiyat neredeyse 38.500'lere kadar 600'lere kadar yükseldi. Aslında bir yerde buradaki analizimiz başarılı oldu ama gerisin geriye şu anda dönmüş gözüküyor buradan. Çünkü az önce bahsettiğim gibi kısa vadeli biraz daha kısa vadeli baktığınızda momentumlar artık çok şişti. Aşırı satın alınmış bölgelere kadar geldi. Şu anda bir yorgunluk emaresi var. Belki buradan genel ölçekte ya buradan 40 bin dolara kadar yükselip oradan 33 bin dolara kadar bir geri çekilme yaşayacağız ya da buradan 33 bin dolara inip oradan sekip 40 bin dolara gideceğiz. Bunların ikisinden bir tanesinin önümüzdeki günlerde olacağını düşünüyorum. Mevcut tablo üzerinde fiyat eğer 37 bin 700 bölgesinin altında bir 4 saatlik kapanış yapacak olursa bakın mevcut tabloda 37200 ve 36500 bölgelerine kadar bir düşüş göreceğiz. Bizim için fiyat hani az önce bahsettim ya 33000 dolara kadar bir düzeltme. Arkadaşlar 36500 bölgesini yani buradaki yükselen trendi kırarsak o zaman deriz ki evet fiyat 33000 dolar yolculuğunu başlattı. Hele ki bir de burada 36000 doların altında falan 4 saatlik kapatırsak ben doğruca fiyatın zaten 34700 ve bakın akabinde 33.700 ile 33.000 bölgelerine kadar neredeyse geri çekileceğini burada göreceğimizi düşünüyorum ama şu anda tabii ki mevcut tablo üzerinde bu seviyeler kaybedilmeden konuşmanın bir mantığı yok. Ha bir long pozisyon alınabilir mi? En son hatırlayacağınız üzere yapmış olduğumuz videoda burada long pozisyon almanız gerektiğinden bahsetmiştik. Buradaki pozisyonu değerlendiren herkesi canı yürekten kutluyorum. Şimdi nereden baksanız buradaki mevcut pozisyonda %3.5, 5 kaldıraç konulsa %15, 10 kaldıraç konulsa yüzde Nereden baksanız 35 spot alınsa da yine %3.5-4 gibi bir kar elde edildi. Buradaki 4 saatlik görünümde de bakın burada 37.500 ile 37.150 bölgesi bizim karşımıza bir destek alan olarak çıkıyor. Hani fiyatın ilk etapta buradan 40.000 dolara ulaşıp akabinde 33.000 dolara inme ihtimaline karşılık. Burada özellikle 37.200 diyelim biz buna. Çünkü fiyat buraya gelene kadar bu 37.200'e varacaktır. Buranın altındaki 4 saatlik kapanışla satmak koşuluyla hem spot alıp burada devam edebilirsiniz hem de long pozisyona girebilirsiniz. Short pozisyona girmenizi şu an önermiyorum arkadaşlar. Ta ki 37.200 kırılana kadar diyelim. Çünkü burası kırıldığında hani 36.500 36.000 dolar TP bölgesi salacak şekilde bir short pozisyon düşünebilirsiniz. Ama şu anda short pozisyon düşünebileceğiniz bir alan olmadığını düşünüyorum. Belki bir de fiyat 38.500'e geldiğinde bir short pozisyon deneyebilirsiniz. Onun haricinde denemenizi şahsen önermiyorum mevcut tablo üzerinde baktığınız zaman. Belki veya şöyle bir şey yapabilirsiniz eğer çok da ille de istiyorsanız. Valla 38 bin doların üzerinde 4 saatlik kapanışa çıkmak koşuluyla belki ufak bir miktar deneyebilirsiniz. Tamamen karar size ait ancak ben riskli bir işlem olduğunu düşünüyorum mevcuttaki gidişatın. Şimdi burada bir momentum analizi yapmak gerekirse değerli arkadaşlar. Yani para akışı yeşilde. Yani burada bir ayı uyumsuzluğu da olmuş yok değil. Yani mesela burada momentum yani baktığınızda yaklaşık olarak 72 iken fiyat 37.500'lerdeymiş ama burada tekrar 38.000 dolara geldiğinde momentum 60'larda kalmış yani. Bakın 70-60 net bir uyumsuzluk var. Ama burada para akışı pozitif de şu an. Yani bizi buradan damplayabilecek bir görünüm yok şahsen benim gördüğüm kadarıyla ama tabii ki 37.200'ün altında olası bir 4 saatlik kapanışla İşin rengi değişebilir arkadaşlar. Çok çok dikkatli olun. Şimdi saatlik tabloya gelecek olursak. Mevcutta saatlik tabloda bu şekilde bir yükselen trend vardı. Ve kırıldı bu. Yani bizim stratejimize göre saat 11 sularında. 11-12'ye bağlayan saatte. Burada bir short pozisyona girilebilirdi. TP defoluşu 7500 olacak şekilde. Ancak mevcut görünümde bir short pozisyona girilebilir mi diye. Şöyle bir baktığımda riskli buluyorum arkadaşlar. Yani tamam belki direnç alanında hatta. 37.750'nin üzerinde gelebilecek bir, bir saatlik kapanışla bu pozisyonu kapatacak şekilde deneyebilirsiniz. Ama ben riskli olduğunu düşünüyorum deneyecek olursanız TP bölgesi 37.500 olacaktır. Onun bilgisini vereyim. Peki burada bir long pozisyon denenebilir mi? Spot alınmaz da long pozisyon denenebilir mi? Valla arkadaşlar 37.750'nin üstündeki saatlik kapanışla da bunu deneyebilirsiniz. Ama size şahsi yani bana sorarsanız şahsi fikrim. Yani fiyatta fiyat 38 bin dolar ile 38 bin 100 dolar bölgesinin üzerinde saatlik kapanış bekleyerek long pozisyona girseniz daha mantıklı olur. Veya fiyatın 37 bin 500'e yaklaştığını görseniz daha mantıklı olur. Ama yine de momentum iyi gözüküyor fena değil. 37 bin 750'nin üzerinde de riskli olmasına rağmen ufak bir miktar denenebileceğini düşünüyorum. Ama riskli olacağını bilin. Yani long pozisyonda short pozisyonda bana, şu, bana göre şu anda eşit. Burada baktığınızda risk içeriyor. Yani longu da nasıl yapabileceğinizi anlattım. Saatlik tablo için. Short'u da siz hangisine uygun hissediyorsanız kendinizi deneyebilirsiniz. Burada hangisini denediğinizin çok da bir önemi yok. Dediğim gibi ikisi de eşit riskte olacaktır. Saatlik tabloda güzel gözüküyor tablo. Bakın fena değil. O yüzden ben işlem açacak olsam saatlikten ben vadeli işlem çok nadir yapıyorum. Long pozisyondan yana tercihimi kullanabilirdim. Şimdi bununla beraber dediğim gibi bugün piyasaları incelemeyeceğiz. Çünkü kapalı zaten hafta sonu. Ama şunu ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Biz Quantfli kullanıyorum ben yaklaşık 2 yıldır ve 5 yıllık bir broker firması Quantfli. ...içinde her şey var. Altın, gümüş, petrol, doğalgaz, Amerika'daki hisse senetleri yatırım yapabilmeniz için. E bunun yanı sıra büyük amiral gemisi endeksler dün de belirttiğim gibi S&P 500, Dow Jones Russell 2000, Nasdaq gibi büyük endeksler var. Buralardan işlem yapıyoruz. Kripto paralardan işlem yapıyoruz. Euro dolar var. Forex çiftleri var. Her şey var burada. O yüzden hepinizi muhakkak Q&A kullanmaya bekliyorum birlikte kazanabilmek adına. Çünkü ben her videoda bunları inceleyerek işlem veriyorum burada bizi izleyenlere ve onların da kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz de bunlardan biri olabilirsiniz. Ve 3 dolarla 250 dolarlık ödülünüzü de muhakkak gelip alın. İlk bakiye yüklemenizin ardından hesabınızı otomatik tanımlanacaktır. Q&A'yı kullandığınızda bunun da bilgisini paylaşarak devam etmek istiyorum. Ve yakında şunu da belirteyim. BIST gelecek bizim borsamız hisse senetlerimiz gelecek. Bununla beraber Türk lirası ile para yatırma ve çekme özelliği de çok yakın zamanda aktif olacağını bekliyoruz. Bununla beraber burada dominans tarafında haftalık bazda e, ümit ederiz. E, tabii ki buradaki görünüm e, şimdiki gözüktüğü gibi dönüşmez. Yani burada %51'in altına inen dominans beklerken bir anda burada bulduğu destekle kendisini %56, %57'lere atan bir dominans görebiliriz. Haftalık bazda beni biraz ürkütmedi değil ama şu anda günlük bazda çok ürkülecek bir görüntü yok. Sadece eğer bu haftalık görünümün yanına bir de %52,5'ların hatta %52.8'lerin üzerine tekrar atarsak burada olası bir çanak kulp yapısıyla zaten doğruca %53.7 ve 54.3'e gideriz. Zaten buranın bu kez geçilmesiyle %55'lerde soluğu alırız. Çok çok dikkatli olmamız lazım. %51'in bir an önce altında haftalık kapatmasını istiyoruz. Total tablosunda herhangi bir sıkıntı yok. 1 trilyon 350 milyar doların üzerindeyiz. Total 3 ve total 2 tarafında da önce total 3'ü konuşmak gerekirse bir an evvel buradaki artık 453 milyarın üzerine hatta mümkünse 515 milyarın üzerine çıkmasını istiyorum totalin. Gayet güzel para akışı pozitife dönmüş. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyorum şu anda total 3 tarafında. Yani Ethereum harici diğer altcoin'ler tarafında. İşin içerisine Ethereum'u da dahil ettiğimizde bakalım görüntü nasıl değişiyor buradaki görüntü biraz daha kalıp. Yani 728 milyar üzerine atsak var ya roketler çok ciddi burada da güzel görüntü herhangi bir sıkıntı yok. Tether dominansına baktığımızda Tether dominans tabii ki biraz toparlamaya çalışıyor gibi gözükse de yeterli değil. Bir de şu %6.2'leri kırsak aşağı doğru gerçekten bayram edeceğimizi düşünüyorum. Bununla beraber others dominans tarafında da yani %11.8 altına inmesin. Ben hiçbir tehdit görmüyorum. Ethereum dominans da hareketli ortalamasının üzerine çıkmış. Bunun da %17.7'nin altına inerek seyretmemesi lazım. Bunun harici tablolar güzel gözüküyor. Diğer taraftan Ethereum bazında baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı Ethereum'da da yok. Yeter ki 1980 2000 dolarların altına inmesin. Bir sıkıntı yaşamayacağız. Bir de 2150'leri geçebilsek var ya doğruca işte 2700 bandına doğru ethereum'un hareket ettiğini göreceğiz bitcoin paritesinde biraz sıkışık ilerliyor yani burada mesela şu şekilde bir yapı mesela isterseniz iğnelerden alın bakın isterseniz kapanışlardan alın bakın çok farklı bir şey görmeyeceksiniz bir simetrik üçgen yapısı var bu üçgenin yukarı yönünü kırılması durumunda arkadaşlar potansiyel gideceğimiz. Yaklaşık hedef yukarı yönlü bakın bir sonraki majör direnç alanları 6300'ler kadar olacak ki bu bugün baktığınız zaman Ethereum'da bir anda %13'lük bir Bitcoin'e karşı kazanımı ifade eder. Bu bizim için çok önemli ama burada bir ikili tepe oluşuyor. Uyumsuzluk olmasa da ümit ederiz bir satım sinyaliyle onaylanıp da Ethereum burada 5450'nin hatta 5370'lerin altına inmez yoksa sıkıntı olur. Bu zaten bunun... Aşağı yönlü bu sefer kırıldığı anlamına gelecek ki bu sefer de biz maalesef kırıldığı bölgeden baktığımızda 4800'ler gibi çok ilginç bir formasyonel hedef çıkacak karşımıza. Bu da en azından piyasa yükselse bile Bitcoin'in hakimiyetini sürdüreceği anlamına gelecek. O yüzden e, ümit ederiz bunlar yaşanmaz diyerek birkaç cümlede şimdi sizlerle nasıl iyi altcoin bulabilirsiniz aslında bunu konuşmak istiyorum. Arkadaşlar tabii ki görmüş olduğunuz sayfa CoinMarketCap uzun uzadıya anlatmaya kalksak sadece bir eğitim serisi bundan çıkar. Ama boğa piyasasında olduğumuz için size sadece söylemek istediğim şu. Hem bizim bir önceki altcoin videomuzu izleyip orada nelere nelere dikkat ettiğimize bakın. Hem de şöyle yapın arkadaşlar. Boğa piyasalarında ortalama olarak iyi ürünlerin market büyüklükleri 500 milyonla 1 milyar dolar arasında değişiyor arkadaşlar. O yüzden sizin burada yapmanız gereken İyi altcoinleri tespit etmek için genel olarak 200 milyonun altında veya 100 milyonun altındaki ürünlere bakmanız, eğer risk almak istiyorsanız, riski arttırmak istiyorsanız 50 milyonun altındaki ürünler, çok daha sizin için cazip olacak. 10 milyon, 20 milyon bandındaki ürünlere bakmanızı öneririm. Bir bakın arkadaşlar, bunu takip eden bir kurumsal var mı? Bu neye hizmet ediyor? Birkaç cümlede olsa bunun farkına varın yani bunu tespit edebiliyor olun yani burada bir şeyleri kavrayabiliyor olun. Bununla beraber de önemli borsalarda kaç tane borsada listelenmiş? Bilindik tanıdık borsalarda listelenmiş mi? Bu çok önemli ve bununla birlikte ürün daha evvel bir boğa piyasası yaşamış yaşamış mı, yaşamamış mı? Genel olarak ben yaşamamışları tercih ederseniz çok daha iyi kazançlar elde edeceğinizi düşünüyorum ve kendim de zaten böyle yapıyorum. Ve burada da bununla beraber işte web sitesinin makyajı. Mesela burada hatırlayacaksanız Genel geçen videoda size Dimo diye bir ürün gösterdi. Yani bunun mesela şöyle web sitesine baktığınız zaman arkadaşlar. Yani bu adamlar değil mi? Mesela proje ise proje kardeşim. Elektrikli arabalarla alakalı proje yapmışlar. İşte şarjına telefonundan bakacaksın. Ne kadar mesafe gidebileceksin. Nerede e şarj istasyonu var yakınlarında hepsini gösterecek. E yani desteklediği markalara baksanız arkadaşlar Porsche, BMW, değil mi? Mercedes, Audi, Hyundai, Toyota hepsini destekliyor neredeyse bildiğimiz bütün araç firmalarını. E bakıyorum Dimo daha 13 milyon. Bir bakıyorum Dimo Coinbase'de listelenmiş. Yani bu çok cazip bir ürün haline geliyor. Mesela örnek vermek gerekirse bu şekilde tespit edebilirsiniz. O yüzden de bir web sitesine bakın makyajı güzel mi? Projesi çok önemli değil bu piyasasında. Yani Doge'nin, Shiba'nın iyi projeleri mi vardı? Asla. Makyajı ee, üzerine yazılabilir mi bir hikaye ee, onun haricinde pazarlaması e, kendi sosyal medya hesapları market büyüklüğü ne zaman çıktığı bunlar çok önemli dediğim gibi 500 milyonla 1 milyara oturuyor genelde ee, bakın daha bu 10 milyon. Yani bunun potansiyeli 50x baktığınızda ki zaten öyle bir videoya dahil etmiştik. Hadi 20 olsun 200 milyona gelsin ki her türlü geleceğini düşünüyorum. Bu şekilde tespitler yapabilirsiniz. Birkaç cümleyle sadece anlatmak istedim. Çünkü yayın yapamıyoruz. Size bunları yayında anlatamıyorum. O yüzden Umarım faydalanmışsınızdır ve beğenmişsinizdir. Eğer beğenin faydalandıysanız beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz. Herhangi anlamadığınız bir konu varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ve sizin de beğendiğiniz ilginizi çeken projeler varsa yorumlar kısmına yazın. Sizler için inceleyelim. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. kalın. Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.